Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Sayın İl Başkanımız Aslan Kaynar'ı buraya davet ediyorum. Güçlü bir alkış istiyorum Aslan Başkanıma. Uğurludağ'ın evladı, adamın hası, insanların bitecek derdi tasası. Hizmet için geliyor, sizler için seviyor. Adam geliyor da. Sayın MYK'yım, ilçe başkanlarım, belediye başkan adaylarım, saygıdeğer hemşehrilerim, aziz dava arkadaşlarım, Uğurludağ Seçim Koordinasyon Merkezimizin açılışına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Başkanım Zeki İpek, Uğurludağ sen gerek, hep hizmet etmen gerek, hem çalışkan gözü pek, adamdır Zeki İpek. Yapılan istişareler neticesinde 31 Mart'ta yapılacak olan seçimlerde Çorum'un her bölgesinde Milliyetçi Hareket Partisi kendi adaylarıyla seçime girecektir. Yüce Mevla hakkımızda hayırlısını nasip etsin inşallah. Bu kutlu yoldaki emeklerimizi boşa çıkartmasın. Bizler milli ve manevi duygulara ön planda olan, vatanına, bayrağına, milletine saygılı adayları sizlerin teveccühü, sayın liderimizin takdiriyle aday yaptık. Uğurlu'da belediye başkan adayımız Zeki İpek'tir. Zeki İpek, Uğurludağ'ın öz evladıdır. Allah'ın izniyle, sizlerin takdiriyle, oylarıyla 31 Mart akşamı Uğurludağ belediye başkanı olacaktır. İnşallah 3 ilerli şanlı sancağımızı tekrar Uğurludağ'da dalgalandıracağız. Milliyetçi Hareket Partisi'nin üretken belediyecilik anlayışını ilçemizde uygulayacağız. Hiç kimseyi ötekileştirmeden Uğurludağ'ı hep birlikte yöneteceğiz. Önümüzdeki 43 günde 7'den 70'e herkesle kucaklaşarak çalmadık kapı bırakmayacağız. Tüm teşkilat mensubu arkadaşlarımızla bu kalan süreyi en faydalı şekilde geçireceğiz. Yorulacağız ama yolumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Gayret bizden, takdir Allah'tandır. Değerli dava arkadaşlarım, bu seferki mahalli idareler seçimleri bugüne kadar yapılmış olanlardan her bakımdan farklıdır. Bu seçim milli bekamız, toplumsal hayatımız ve ekonomik geleceğimiz açısından büyük önem arz eden bir seçim olacaktır. 31 Mart'a yönelik kaos hazırlığı yapan siyasi maskaralardan sorulacak hesabımız vardır. Zayıf düşersek, dağınık olursak, birbirimizle uğraşırsak, enerjimizi dışımıza değil içimize harcarsak bu hesabı nasıl göreceğiz? Kıt imkanlarla boğuşuyoruz. Ama davamızı bir adım daha ileriye taşımaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Aynı zamanda yan gelip yatanların, köşe bucak dedikodu yayanların, emek vermek yerine engel çıkarmak için uğraşanların dönen tekere çomak sokmalarına asla izin vermeyeceğiz. Davayı büyütmek yerine kendisini büyütmeye çalışanlara, davayı yükseltmek yerine kendisini yükseltmeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz. Yandaş değil vatandaşa hizmet için geliyoruz. Çorum teşkilatları olarak bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin çizdiği istikametten ayrılmayacağız. Sayın liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in emir ve talimatları dışında hareket etmeden liderimizin yolunda sonuna kadar devam edeceğiz. Mücadele edeceğiz. Satanlardan olmayacağız. Kaçanlardan olmayacağız. Yılmayacağız. Yıkılmayacağız. Başaracağız. 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 Bugün burayı şereflendirdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. 31 Mart seçimlerinin ülkemize, vatanımıza, milletimize, Çorum'umuza, Uğurludağ'ımıza hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Ne mutlu Türk'ümüze. Çok teşekkür ediyorum.